Merhaba sevgili 3. sınıf öğrencileri. Bu dersimde sizlere kesir problemleri çözeceğim. Kesir problemleri çözerken neler yapmalısınız, nelere dikkat etmelisiniz bunları anlatacağım. Kolay problemlerden başlayıp zor olan problemlere doğru gideceğiz. İsterseniz her sorudan önce videoyu durdurup kendi çözümünüzü yapın. Daha sonra benim yaptığım cevapla karşılaştırıp doğru mu yanlış mı diye kontrol edersiniz. Böylece kendinizi denemiş olursunuz. Hemen birinci sorudan başlayalım isterseniz. 48 kalemin 8'de biri mavi renklidir. Buna göre mavi kalemler kaç tanedir diyor. Burada kalemlerin hepsinin sayısını vermiş biliyoruz. 48 tane kalem varmış. Ve bu 48 tane kalemi diyor şöyle şekilde de göstereceğim. 8 parçaya ayırıp bir parçasını bulmamız gerekiyor. 8'e ayırmışlar bir parçası mavi renkliymiş. O zaman 8'e ayıralım. Şöyle bir kutunun içinde olsun örneğin bu kalemler. 8'e ayıracağız ve bir parçasını bulacağız. Şurayı boyalı olan bölgeyi bulursak mavi renkli kalemleri bulacağız. Ben ne yaptım? Bütünü 8'e ayırdım değil mi? Aynen bu şekilde olduğu gibi paydaya baktım. O yüzden 48'i biz de 8'e ayıracağız. Bir şeyleri eşit olarak bölmek demek yani. Ayırmak demek. Peki 48'de 8 kaç defa var? 6 defa. 6 kere 8 48. İşte bir parçayı bulmuş oldum. Yani burası 6'ymış. Demek ki mavi kalemlerin sayısı 6'ymış. Bu şekilde bulduk. Peki ikinci soruya bakalım. Birinci sorunun tam tersi bir soru aslında. 6'da biri 7 tane olan cevizlerin tamamı kaç tanedir? diyor. Şimdi burada cevizlerin hepsini vermemiş baştan. Zaten bana tamamını soruyor, hepsini soruyor. Az önce hepsini biliyorduk. Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. İlk önce yine resimle göstereyim ben size. İşte cevizlerin olduğu bir kutu olsun. Ve bunu 6'ya böleceğim. 2 3 4 5 ve 6. Bu 6 parçanın bir tanesi, bir parçası yani şurası 7 taneymiş. Eğer ben bir parçasını biliyorsam tamamını bulmak için ne yapmalıyım? Bakın bütün tamamı kaç parçadan oluşuyor? 6 parçadan oluşuyor. O zaman 7 ile 6'yı çarpma yapmalıyım. Az önce bölme yapmıştık değil mi? Bu kez tersini yapıyoruz. 7 ile 6'yı çarptığımız zaman 42. Demek ki cevizlerin tamamı 42 taneymiş. Geldik 3. sorumuza. Harun'un babası 45 yaşındadır. Harun'un yaşı babasının yaşının 5'te 1'i kadardır. İkisinin yaşları toplamı kaçtır diyor. Babayı biliyoruz 45 yaşında. Harun'u bulmamız lazım. Ne diyor? Harun babasının 5'te biri kadarmış. O yüzden babasının yaşını 5'e bölüyorum. 45'te 5, 9 defa var. 9 kere 5, 45. Böylelikle bir parçayı bulmuş oldum ve Harun'un yaşı çıktı. 9'muş. Devamı da var sorumuzun. İkisinin yaşları toplamı diyor. O zaman bir işlem daha yapmam gerekiyor. Babası 45 yaşındaydı. Harun 9 çıktı. Topluyorum ikisinin yaşlarını. Ne oldu? 14 elde var. 1 5 oldu. Demek ki ikisinin yaşlarının toplamı 54'müş. Dördüncü sorumuz. 96 yumurtanın çeyreği satıldı diyor. Geriye kaç yumurta kaldı? Şimdi burada herhangi bir kesir ifadesi vermemiş. Yani yukarıdaki soru gibi böyle 5'te 1 falan dememiş. Çeyrek dediğinde peki ne yapmamız gerekiyor? Daha önceki bilgilerinizden hatırlıyorsunuz bir şeyin çeyreği nasıl buluyorduk biz? 4 eşit parçaya ayırıyorduk değil mi? O yüzden 96 yumurtanın çeyreğini bulmak için de 96'yı 4'e bölmem gerekiyor. Hemen bölüyorum. 9'da 4 2 defa var. 2 kere 4 8. 1 kaldı 6'yı getirdim. 16'da 4 4 defa var. 4 kere 4 16. Şimdi çeyreğini bulmuş oldum. 24 yumurta. Fakat yine bitmedi soru. Geriye kaç yumurta kaldı diyor. Yumurtaların hepsi 96 taneydi. Çeyreği yani 24 tanesi satıldıysa bakalım geriye ne kadar kaldı. 6'dan 4 çıktı 2, 9'dan 2 çıktı 7. Demek ki 72 yumurta kalmış geriye. Bu şekilde sorumuzu bulmuş olduk. Beşinci soruda ise şöyle diyor. Çeyreği 16 tane olan çiçeklerin 8'de biri kaç tanedir diyor. Şimdi bu soru biraz daha zor bir soru. Şöyle ilk önce biz çiçeklerin sayısını bilmiyoruz değil mi? Ne kadarını biliyoruz? Çeyreğini biliyoruz. Çeyrek ne demekti? Bir bütünü dörde ayırmak demekti. E çeyreği 16'ymiş. Yani şurası 16 taneymiş. O zaman ben ilk önce çiçeklerin hepsinin sayısını tamamını bulmam lazım. Bir parçası 16 ise o zaman diğer parçalar da 16 olur. Demek ki 16 ile 4'ü çarparsam o zaman çiçeklerin sayısını bulurum. 4 kere 6, 24. 24'ün 4'ü 4 kere 1, 4. 2 değil de elde, 6. 64 tane çiçek oldu. Fakat sorunun devamında diyor ki çiçeklerin 8'de biri kaç tanedir? Yani 64 çiçeğin bir de 8'de birini bulacağız. O zaman ne yapıyorum? 64'ü 8'e bölüyorum. Kaç defa var? 8 defa var. 8 kere 8, 64 ediyor. Böylece 64 tane olan çiçeklerin 8'de birini bulmuş oldum. Demek ki 8 çıktı. 8 çiçek oluyor cevabımız. Bu şekilde yaptık. 6. soru aslında 3. sınıfta öğreneceğiniz bir problem değil. 4. sınıfta öğreneceksiniz ama evinize bazen çalışmak için aldığınız yardımcı ders kitapları oluyor. Kaynak kitapları oluyor. Onların bazılarında böyle sorular oluyor. Ben de o yüzden sizlere şimdiden göstermek istedim. Ne demek peki bu? Şöyle sorumuza bakalım. Bir çiftlikteki 99 hayvanın 9'da 4'ü koyun diğerleri inektir. Bu çiftlikte kaç inek vardır diyor. Şimdi az önce ne diyor? Hep 8'de 1 işte 6'da 1 diyorduk. Ama bu kez 9'da 4 diyor. Bunu bir şekilde göstereyim sizlere. Şöyle yapalım. İlk önce çiftlikte çiftliğin bir resmini yapalım. Bir kutu yaptım onun için. Ve bu 99 hayvan olduğunu düşünelim burada. Bunu 9 parçaya ayıracağım. 4 parçasını göstereceğim. Yani 9'a ayırıyorum şöyle. 3'e ayırdım. 3 de böyle ayırırsam 9 parçaya ayırmış oldum. Ve bu 9 parçanın 4 tanesi yani şurası şu 4 parçası koyunmuş. Bu boyadığım yerler 4 parçası koyunlar. Şimdi ne yapacağım? Ben 99'u ilk önce 9'a bölme yapacağım. Hemen bölüyorum. 99 bölü 9. 9'da 9 bir kere var. 1 kere 9, 9. Çıkardım. Diğer 9'u getirdim. Yine bir kere var. Şimdi ben ne yaptım? 9'a böldüğüm zaman bir parçayı buldum. Yani bir parça 11'miş. Şurası 11. Peki hatta içinde gözükmüyor. Şurayı dışarı yazayım. Bir parçası 11. Ama koyunlar sadece bir parça değil. Bakın ne var yukarıda? 4 var. Yani 4 parçası koyun olduğuna göre o zaman bir parça 11 ise ben 11 ile 4'ü çarpıp koyunların sayısını bulabilirim şimdi. Çünkü koyunların olduğu yer 4 parçadan oluşuyor. 9'da 4 diyordu. Çarpalım. 4 kere 1 4. 4 kere 1 4. Ne oldu? 44 tane koyun oldu. Yine işim bitmedi. Ne diyordu? Bu çiftlikte kaç inek var diyordu. O zaman koyunları bulduğuma göre 99 hayvan olduğuna göre 44 tanesi koyun. Onları çıkar çıkarırsam geriye ineklerin sayısı kalacak. 9'dan 4 çıktı 5. 9'dan 4 çıktı 5. Demek ki 55 tane de inek varmış bu çiftlikte. Bu şekilde yapmış olduk. Şimdi 7. soru 6. sorunun biraz daha zor olanı aslında. Yine 3. sınıfta görmeyeceğiniz bir soru, bir problem ama ben yine de anlatmak istedim. Belki bazı kitaplarda karşınıza çıkabilir. Ne diyor sorumuz? Bir bakalım. 5'te ikisi 36 tane olan çiçeklerin tamamı kaç tanedir diyor. Şimdi şöyle bir resimle anlatayım yine ben size bunu. 5'e ayıracağım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Ve bunlardan iki parçası. Yani şu parça ve şu parça. Bu iki parça 36 taneymiş. He. Şimdi bu çiçeklerin tamamını bulmak için ben bir parçayı bulmam lazım. 2 parçası 36 ise ben ilk önce 36'yı 2'ye böleceğim. Ve 1 parçayı bulacağım. O yüzden şöyle yapıyoruz. 36'yı 2'ye bölüyoruz. 3'te 2 bir defa var. 1 kere 2 2. 1 kaldı. 6'yı getiriyorum 16. 16'da 2 8 defa var. 8 kere 2 16. Şimdi bir parçanın 18 olduğunu öğrendim. Burası da 18. Burası da 18. Her yer bütün parçalar 18. Çünkü bir parçayı buldum artık. Peki Çiçeklerin hepsi kaç parçadan oluşuyordu? 5 parça. Paydadan belli. Zaten şekilden de belli. O zaman çiçeklerin tamamını bulmak için 18 ile 5'i çarpma yaparız. 5 kere 8 40 elde var 4. 5 kere 1 5 4 de elde 9. Yani çiçeklerin tamamı 90 taneymiş. Bu şekilde bulmuş olduk. 8. soru. Kırtasiyeci 3'te 1'i 25 tane olan kalemlerin 5'te 1'ini satmıştır. Geriye kaç kalem kalmıştır? Şimdi kalemlerin tamamının sayısını bilmiyoruz. Neyi biliyoruz? Biz şöyle göstereyim 3'te birini biliyoruz. 1, bir, 2 ve 3, 3 parçanın bir parçasının 25 tane olduğunu şurası 3'te bir değil mi? Bir parçanın 25 tane olduğunu biliyorum. Şimdi kalemlerin tamamını bulmalıyım önce. 25 ile 3'ü çarpmalıyım. Çarpalım. 3 kere 5 15, 3 kere 2 6 bir de elde 7. Kalemlerin tamamı 75 tane. Bu kalemlerin diyor 5'te birini satmıştır. 75'i bu kez 5'e ayıracağım ve bir parçasını bulmuş olacağım. 75'i 5'e ayıralım. Bakalım ne kadar satmış. 7'de 5 bir kere var. 1 kere 5, 5 çıkardım 2 kaldı. Getirdim diğer 5'i 25 oldu. 25'te 5, 5 defa. Demek ki 5'te biri 15 taneymiş ve bunları satmış. Yine problem bitmedi. Ne diyordu? Geriye kaç kalem kalmıştır diyordu. O zaman 75 kalemin 15 tanesini sattıysa ne oldu? Geriye 60 tane kalem kalmış diyoruz. Zor bir soruydu gerçekten. Evet sevgili öğrenciler umarım sizlere yararlı bir ders olmuştur. Her zaman olduğu gibi iyi çalışmalar, derslerinizde başarılar diliyorum. Hoşçakalın.